Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde son durum bu şekilde. Sert düşüş sonrası yatay seyir devam ediyor. Destek ve direnç olarak bu iki turuncu çizgiyi takip ediyoruz biliyorsunuz. Ve dünden beri ikisi arasında dalgalandı durdu. Destek noktamız neresiydi? 19.550 seviyesi. Orayı kırdık mı? Hayır arkadaşlar. Oraya doğru bir iğne geldi. Sonra sert bir tepki. Tekrar öbür turuncuya doğru bir yükseliş gördük. Yani bu bandın içine yeniden sıkıştık. Biliyorsunuz geçen haftalarda da o bandın içinde hareket ediyorduk. İki tane kırılım yaptılar. Aşağıya kırdılar, daha sonra yukarı kırdılar. Şimdi tekrar bandın içine soktular. Tabii bütün bunlar niye oluyor? Dolar endeksi manipüle ediyor piyasalar arkadaşlar. Dolar endeksindeki sert hareketlenmeler etkiliyor Bitcoin'i. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağız biz? Dün de söyledim. 21.250 seviyesini takip edeceğiz. Orayı kırmamız lazım bizim. Önemli bir direnç. Orayı kırarsak tehlike geçti diyebiliriz. Kısa vadeli yükselişler devam edebilir. Ama bu olmadıkça da temkinli gitmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, 19.550 önemli desteğimiz. Orayı takip ediyoruz. Oranın kırılması durumunda 18.500'lere doğru gevşemeler görülebilir. Yani oraya da bir yatay atalım. Şöyle rengini gri yapalım kesik çizikler şöyle böyle yapabiliriz. Yani ilk destek noktamız 19.550 seviyesi altında 4 saatlik kapanışlar bizi 18.500'lere yeniden götürebilir. Yükseliş için ise ilk etapta 20.450 üzerinde 4 saatlik kapanış gelecek. Yani şu hareketi göreceğiz arkadaşlar pardon şöyle gideceğiz. Kapanışı yapacağız. Sonra diğer hedefimiz de 21250. Şimdi arkadaşlar orası niye önemli? Oraya geleceğim. Hem şuradaki dipleri baz aldım. Biliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hem de ortalamalar bazından bakınca bütün hareketli ortalamaları açtım. En son hareketli ortalamamız tam paralel gidiyor arkadaşlar 21250 seviyesiyle. Yani orayı kırarsak, 4 saat kapatırsak o zaman son ortalamayı da kırmış oluruz. Yatay direnci kırmış oluruz. Ve son olarak arkadaşlar. oku grafiğini açınca da 4 saatlik e, zaman diliminde. Gördüğünüz gibi bakın. okunun bulutunun altındayız şu an. Ve mavi çizgisi direnç haline geldi. Şimdi arkadaşlar bir de bunun kırmızı çizgisi var. Şöyle açınca grafiğimizi tam paralel gidiyor direnç seviyemizde. Gördünüz mü? Hepsi bir araya gelmiş. Bakın hareketli ortalamalar. Kapatıyorum hareketli ortalamaları. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ondan sonra işim oku bulutu, onun kırmızı ortalaması ve yatay direncimiz. Yani hepsi orada birleşiyor. 21.250 oran üzerinde 4 saat kapatmadıkça hiçbir şekilde gaza gelmek yok diye düşünüyorum. Orayı kırarsa da tekrardan 23.000 bandına doğru tekrardan şöyle anlatayım. Bu kanala doğru bir hareket görülebilir. Neyse kanalımıza gelelim şimdi kısa vadeli kanalımıza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanal kırıldı. Retestimizi yaptık şimdi tekrar düştük. Günlük bazda çok sağlam bir mum attık arkadaşlar. Ters doji şeklinde yani normalde yükselişi tetikler böyle bir mum. Ama diğer taraftan da gördüğünüz gibi hala desteğin altındayız. Ve günlük Bollinger bandını açınca da şöyle Bollinger orta bandının altındayız. Dediğim gibi direnci kırmamız lazım ki yukarı yönlü hareket bekleyelim. Yani biliyorsunuz bu aralar e, piyasalar çok manipülatif. Yani şu mumu görüp de e, hemen gaza gelmemek gerekiyor. Dileyen şansını dener tabi. Ama hani biraz e, riskli 18500'e stop koyman gerekir. Bunu göze alıyorsan denersin şansını. Mesela ne yaparsın aldın diyelim buradan 18500 %8 zararı göze alman lazım biraz fazla. Yani e, en iyisi mi direncin kırılıp kırılmadığını bir izlemek gerekiyor arkadaşlar. Ona göre hareket etmek daha faydalı olabilir. Şimdi dolar endeksine gelelim. Dolar endeksinde tekrardan yukarı yönlü bir eğim görüyoruz arkadaşlar şurada. Biz kısa süre önce kısa vadeli yükselen trendi kırdık. Ondan sonra arkadaşlar e, Fed'in açıklamasından sonra bir hareket geldi yukarı ve tekrardan sarının üzerine attık. Biliyorsunuz sarı bizim önemli bir direncimiz de aslında şu bölgeden beridir. Üzerinde hareketler etmiştik tekrar altına gitti vesaire. Şu an tekrar destek olarak çalışmaktadır. Ve şöyle bakınca bir boğa bayrağı görünümü var. Onun hedefini de vereyim hemen. Atıyorum şöyle çizdik. Şurada kırılım geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükselen tren çizgimizde paralel gidiyor. Onun hedefi de 111.5 seviyelerinde hemen hemen. Yani atıyorum dolar endeksine böyle bir hareket görebilirsek o zaman arkadaşlar bir ihtimal Bitcoin de aşağı doğru gider diye düşünüyorum. Dolar endeksine şu an ilk destek noktamız 109.27 seviyesi. Orada kırılırsa arkadaşlar tekrardan son dibe doğru düşeriz. O da neredeydi? 108.20 seviyesi. Oranın altında günlük kapanışlarsa yeni bir düşüş dalgasını tetikleyebilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim ana kanalımız buydu değil mi? 10 yıllık kanalımız bu. Yakınlaştırıyorum hemen. Gördüğünüz gibi bu 2 haftalık grafik arkadaşlar. 2 haftalık bazda altında kapanış geldi, retestini yaptı, tekrar geri çekildik. Şimdi biz neyi takip edeceğiz? Öncelikle uzun vade için biliyorsunuz biz bu kanalın içine yeniden girmemiz lazım. Değil mi? Yeniden gireceğiz. Hatta ve hatta şurada bir yükselen tepe yapmayı başarırsak şurada nerede mesela 24.475 seviyelerinde hemen hemen. O zaman tahminim düşen tren tamamen bozulur. Ama şu an kanalın altında olduğumuzdan dolayı arkadaşlar hala temkinli gitmeye ben şahsen devam ediyorum. Dileyen uzun vade yatırım yapar. Dileyen nakitte bekler. Karar sizindir. Hani ben kendimi yaptığımı anlatıyorum. Kanalın altındayız hala. Şimdi diğer indikatörlere geleceğim. 2 haftalık grafikte. Bakın arkadaşlar 2 haftalıkta Arasay ve Mektiğimiz açık. Gördünüz mü? Şimdi bu uzun vadeli grafiktir. Uzun vadeli ayı piyasası budur. Budur ve budur. Değil mi? 3 tane ayı piyasası yaşadık. Üçünde de Arasay'ı takip ediyoruz. Mesela arasada ortalamasının üzerine atmasını beklememiz gerekiyor normalde. Gördünüz mü? Ondan sonra uzun vadeli trendi başlatıyor. Aynı şey 2018'de de yapıyor. Ve şu anda hala Arasay ortalamasının altındayız. Bu iyi bir durum değil. Yani tam teyitten bahsediyorum arkadaşlar. Bu da iki haftalık MACD. Şimdi biraz derinliğine ineceğiz arkadaşlar bunun. Şöyle zoom yapayım. Bakın. 2013 yılında zirve yapıyor Bitcoin tamam mı? Ondan sonra ayı piyasasına giriyor. 1300 dolardan nereye düşüyor arkadaşlar? 160 dolara kadar düşüyor. 10 kat düşüyor arkadaşlar. O esnada ne oluyor? İşte yataya bağlıyor. Dip yapıldı örnek vereyim. Yataya bağlıyor. Atıyorum eğer biz dip yaptıysak 17.600'de şu an o yataya bağlama sürecindeyiz diye düşünebilirsiniz. Şöyle gitti gitti gitti. Ondan sonra arkadaşlar Mekli'ye bakıyor şu noktada kesişti tamam mı? 2 haftalık grafikte. Yani ayı piyasası burada başlıyor. Yani sat şeklinde kesişince gördüğünüz gibi şu bölgede ayı piyasası netleşiyor. Şurada al şeklinde kesişince de boğa piyasası netleşiyor arkadaşlar. Aynı zamanda da arasayda da ortalamasının üzerine atıyoruz. Yani bu iki şeyi yakalıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra dip teyidimiz geliyor. Daha sonra 2018 ay piyasasına gelelim. Orada da arkadaşlar MACD sat şeklinde kapatıyor 2 haftalık grafikte. Ve orada ayı piyasası teyit ediliyor. Sonra dip yapılıyor yataya bağlama süreci ve arkadaşlar şu noktada al verdikten sonra gördüğünüz gibi şu bölgesi yani 3100'de dip yapıyor 4100'lerde al veriyor ondan sonra sert bir yükseliş başlıyor ara sayıda ortalamasının üzerinde kapatıyor tam şu noktada yani bu iki şeyi görmemiz gerekiyor değil mi şimdi günümüze geliyoruz aynı sinyali yakaladık mı hala yakalayamadık arkadaşlar hala yakalayamadık Burada al şeklinde kesişim göreceğiz. Ve ara ortalamasını üzerine atacak. Ve biz şu ana yükselen kanalın içinde olacağız arkadaşlar. Eğer bu üçünü görürsem o zaman uzun vadeli yatırımlar yapmaya başlarım. Yani önce bu üçünü göreceğim. Yok belki de bir sert düşüş dalgası daha gelecek öyle değil mi? Yani neticede kanalın altındayız. Olur mu? Olur. Temkinli gitmekte fayda var. Şimdi şöyle diyeyim hani bütün bunlar geldikten sonra bitcoin nerede olur örnek vereyim. Atıyorum tamamen 25 bin dolar. Endi bir yakaladık mı yakalayamadık değil mi? Ama en azından arkadaşlar uzun vadede çok yüksek hedefleri olur. Her halükarda çok güzel paralar kazandırır. Ama eğer tehlike varsa burada bir 16 bin 15 bin düşme riski varsa o zaman temkinli gitmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi diğerine geleceğim. Bu da iki haftalık grafik. Bu indikatörü de yeni buldum arkadaşlar coral trend grafiği <laughs> burada da hemen hemen fake atmıyor arkadaşlar bak 2 haftalık grafik bitcoin ilk başlangıç tarihinden itibaren yeşil renkli gidiyor gördünüz mü trendin üzerinde şu noktada kırmızı oluyor ondan sonra düşüş trendi sertleşiyor ne zaman yeşil oluyor dip yapılmış oluyor arkadaşlar ondan sonra uzun zaman bir boğa piyasası yaşıyor bitcoin. Nerede yeşile dönüyor? 2015 zirve 2017'nin sonunda yapıyor. Daha sonra şu noktada tekrar kırmızıya dönüyor gördüğünüz gibi. Orada da Bitcoin sert düşüşleri yaparak tarihi dibini yapıyor. Dip yaptıktan sonra yataya bağlıyor. Tekrar yeşil oluyor. Ondan sonra yükseliş trendi başlıyor arkadaşlar. Şimdi günümüze gelelim. Nerede kırmızıya döndü? 50 bin dolar bölgesine kırmızıya döndü. Ondan beridir kırmızı arkadaşlar. Yani burada hala yeşile dönmedik. Bunu da ayrıyeten takip edeceğiz. Tam teyit olarak son teyitler olarak. Biliyorsunuz 25 küsür dip sinyali var. Bitcoin hala son dibini kıramadı. Onlar aktif şimdilik. Ama dediğim gibi kanalın altındayız. Ve hareketli ortalama bazından gidersek. Şöyle göstereyim. İlk defa yap, yapılan durumlar var arkadaşlar. Şöyle e, nerede bizim ma 200ümüz Farklı grafikten açayım. Şöyle. Bakın arkadaşlar tarihten beri mavi beyazı kesmedi aşağıya, sarı da Eflatun'u kesmedi. Yani MA21, MA200 o 13 yıllık tarihinde Bitcoin ilk defa kesti aşağıya. Ya yani bu dead cross'tur ve mavi de beyazı MA'ında MA200'ü ilk defa kesti aşağı arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani bunlar tarihte ilk defa yaşanıyor. Gördünüz mü? Mavi hiçbir zaman en alt ortalama olmamış. Burada da aynı. En alt ortalama olmamış. Yani bunu ilk defa görüyoruz ve kanalın da altında kapanış geldiği için arkadaşlar gene de temkinli gideceğiz. Yani benim aklıma yatan 2 haftalıkta mektide al sinyal yakalamak, Arasay'da da <laughs> ortalamasının üzerine Pardon arkadaşlar. Hemen içeceğim içeyim. <laughs> bir iyileşemedim ya. Ne kaptıysam artık. iki haftadır bittim yani. Neyse. şöyle anlatayım. Hem Arasay'da al sinyali yakalayacağız. Hem Mekli'de al sinyali. Hem kanalın içine gireceğiz. Hem de arkadaşlar burada yeşil bir yuvarlak gördüğümüzden arkadaşlar. Benim için uzun vadeli tam teyit alınmış olacaktır. Bu olmadıkça da öbür tehlikeleri de bas alıyorum. Yani buna göre ilerleyeceğim. Ben ilerleyen dönemlerde. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.